Yalnız bu Feyza ile Ender'in aralarının bozuk olması bana yarar. Ay Arzu, bunlardan bize ne? Feyza kim, Ender kim? Benim gündemimin çok dışındalar. Sen bir keyifsiz gibisin. Hayırdır? Yok. Bak Kumru, bir sorunun varsa benimle konuşabileceğini biliyorsun değil mi? Bugüne kadar neleri konuştuk? Babana tek kelime söylemeyeceğimi biliyorsun. Biliyorum. Çok sağ ol. Olursa anlatırım. Peki canım. Hanımlar günaydın. Ben çıkıyorum. Günaydın babacığım. Arzu, Çetin sana bir şoför ayarladı. Kapıda seni bekliyor. Sağ ol canım. Şirkete seninle gitmemi sevgilin istemiyor sanırım. Ay yok artık. Baba böyle bir şey mi var? Tabii ki yok. Arzu'nun her zamanki güzel esprilerinden biri. Kadın atmaca gibi üstümüzde. Ne kadar kendine güveni olmayan biriymiş. Ender. Babanı bana kaptıracak diye ödü patlamıyorsa ben de Arzu değilim. Neyse, sen dedikodu yapmaya devam edeceksen kal. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Merhaba Arzu Hanım. Merhaba Çetin. Yeni şoförünüz İsmet. Merhabalar efendim. Merhaba İsmet. Hayırlı olsun yeni işin. Dakik olursan sorun yaşamayız. Teşekkürler Çetin. Rica ederim Arzu Hanım. Ablacığım, gözümüz aydın, şoför başladı. Nice. İsmi neydi? İsmet. Okey. Caner iyice tembih ettin değil mi? O bizim oradaki gözümüz, kulağımız olacak. Aynen ablacığım, merak etme. Zaten böyle iyi, saf bir çocuğa benziyor. Yamuk falan yapmaz. Aman işimize yarasın da. Yalnız benim aklıma ne takıldı? Madem senin bu bahsettiğin Arzu bu kadar çaçaron, cadı bir kadın. Yani acaba şoförünün yanında özel şeylerini konuşur mu? Hı? Caner'cim, ne diyorum sana? Bu kadın varoş, basit bir mahalle kadını. Ama aynı zamanda da CEO. Yemin ediyorum seni ayağımın altına alacağım şimdi ha. Tamam abla, tamam. Sen de millete cadaloz diyorsun da. Caner! Ablacığım tamam, tamam. Sen bir meleksin ve asalet timsalisin. Oldu mu? Oldu. Bu kadın alt sınıf. Ve Doğan sayesinde bir yerlere gelmiş. Ben de onu geldiği yere geri göndereceğim. Hepsi bu.